Ben Yusuf. Bugün ilk videomuzu çekeceğiz. Kendimden başlayayım ilk videom olduğu için. Kendim ticaretle uğraşıyorum. 2 yıldır sürekli olarak. Bu kanalda aldığım sıfır ürünler, ikinci el ürünler, yurt dışı ürünleri, onların incelemelerini, işte nasıl yapıyoruz, nasıl bakım yapıyoruz, işte ne kullanıyoruz, bunları anlatacağım. Şimdi ilk pasta cila köpüğümüzü atacağız. Yani cilalı köpük daha doğrusu. Onu atacağız. Ondan sonra köpükle tekrardan bir sileceğiz. Ondan sonra yıkayacağız. Ondan sonra sürüş videolarını yani detaylısını anlatacağım. Evet, şu an yıkadık. Bu arada duvardaki bebe yasıları nasıl şuradaki hafif beslenmiş ama işte öyle. Şimdi yıkadık. Kurusun. Birazdan tekrardan kontak açıkken detaylıca anlatıma geçeceğiz. Şu an bir tık kurudu. Öncelikle size iyi yönlerinden bahsedeceğim. Elbette bunun da kötü yönleri var. Ürün İsviçre'den getirilmiş. 2022 model. Daha bir yaşına bile girmedi. 4-5 aylık bir zadalı. Bir hafta olmadı. Daha 4 gün oldu. Ürün temiz boş olduğum için hemen bakımını yaptık. Genel bakımını da dün yaptım. Şimdi ön süspansiyondan başlamak istiyorum. Şu an Türkiye'de ön süspansiyonlu modeller, elektrikli bisikletler neredeyse 14'lerden falan sonra, 11500'den sonra. Ha, tabii ki de Volta'nın yani Volta VSM modelinin süspansiyonlu modelleri var. Ama ondaki süspansiyonla bu, ya yani ben ikisini de sürdüm, ben kendim motorcuda da çalışıyorum. İkisi cidden bir değil yani, bununki size süspansiyonun çalışmasını göstereyim. Şimdi genel bir üstüne çıkıp bir denersek, yani direkt bu çok rahat, şu an hatta hiç bastırmıyorum neredeyse. Buna geleyim, jantları açık açık söyleyeyim, Cuba S15 modelinin jantlarından bir tık daha kaliteli. Akort ayarları, yani akort yapılmıyor da bunlar da zor yamuladı. Cuba S15'inkiler çok rahat yamulabiliyor. Bunlar daha ben yani bayağı aktif kullandığım bir deneme amaçlı, hiçbir şey olmadı. Dublex lastikler var üstünde. Dublex olduğu için Sibop kapağı kendi takılıyor. Ha pardon, ön taraf Sibop, yani ön taraf şambriyelli, arka taraf lükslü. Lüks diyorlardı galiba, unuttum onun adına. Disk fren konulmuş, 160 mm bir rotor var. Yani sıradan artık. Bu sadece Filel diye bir markanın. Buraya Shimano takılabilirdi ama sonuçta İsviçre malı, dediğim gibi. Bilmiyorum orada Shimano var mıdır diye. Kontağını açıp hemen başlatmak istiyorum. Öncelikle hatta şuraları anlatalım. Şöyle kontağı, yedek anahtarı falan da veriliyor. Şimdi anlatalım. Işık olarak önde aynı. Cuba S15'ten hiç fark olmayan iki tane ışık. Hatta bakın Cuba S15'in. Bunun bence arka ışığı bir tık daha iyiydi. Ön ışık aynı, ışıklar aynı ama arka frene bastığınızda yanmıyor ışık. Sadece ön frene bastığınızda yanıyor. Onun nedenini bilmiyorum. Hani çünkü zaten ön fren önünüzdeyken adam ön frene basarsanız arkadaki ışık nasıl görünecek onu da bilmiyorum. Ha, normal motor magnet fren kolları kullanmış. Çok bir farkı yok, genel aynı. Kornası var her şeyde olduğu gibi. Şimdi bunun şöyle bir özelliği var, anlatayım. Bunda kilometre saati, hız saati hiçbir şey yok. Ama hızını şöyle ölçebiliyoruz, onu da ıslak kalmış, anlatayım. Şimdi arkadaşlar, bu E yanarsa şarj ihtiyacı var demektir. Ama F, şöyle kapatalım şu ışıkları da boş yemesin. F 3 kere yanarsa %100, %75, %50. E yanınca da %30'un altına düşünce yanıyor. Normal Shimano'nun 6 speed aktarıcısı kullanılmış. Her şeyde, katlanır bisikletlerde bile bundan var. Hiç bahsetmeyeceğim. Shimano Tourney modeli kullanılmış, en eski modellerinden. Vites çalışıyor, herhangi bir problem yok, temiz. Hiç onlara girmeyeceğim o yüzden. Şimdi 1-2-3 diye bir modu var. Şöyle gösterelim. 1-2-3. 1-2-3. Yani
1'de sabit 15 km hızla gidiyorsunuz. 2'de sabit 25 km hızla. 3'de sabit 40 km hızla gidiyorsunuz. Bu çok güzel bir şey. Şu an voltalar vesaire 25 km hızın üstüne çıkmıyor. Katlanabiliyor. Şu an QoS 15 falan sadece gidondan katlanıyor. Ha bu arada onlar da elime geçti arkadaşlar. Ben bu işin 2 yıldır ticaretini yaptığım için bu kadar bilgi olarak, yani bilgili olarak konuşuyorum. Tabii ki de benden bilgili vardır. MP-Man şu an Türkiye'de yok. Elektrikli scooter var, Google'da aratabilirsiniz. Onlar da Jamo diye bir siteden getirtiliyor. Onlar da yurt dışından getirtiliyor. Üstünde şu an İsviçre'deki hangi dil konuşulabiliyor onun dilinden yazıyor burada şase kodları falan. Şimdi sizin önemli, burayı isterseniz durdurup fotoğraf bulabilirsiniz. Ben buraya net fotoğrafını da koyarım. Şu kamerayı sabitleyemeyebilirim. Şimdi bu 16 jant. Voltalar 16 zaten. 20 olanları da var arkadaşlar. Ben kısaca detaylı daha anlatarak gideceğim. Şimdi 42 volt şeyi var, entry'si. Şu an voltalarda ortalama onlar 25 volt olarak gözüküyor. Motor gücü vardı bir dakika. Ha, motor power 36 volt, yani 250 şehir var. 250 tork mu diyorlar buna? 36 volt 250 torku var. Evet, küçük bir baskın yedim. Devam ediyorum. Özelliklerine bakabilirsiniz. Ben %90'lı voltayla karşılaştırdım. Yaklaşık amper olarak, volt olarak, tork olarak hepsi de güçlü. Şimdi pedal etiketleri daha üstünde gördüğünüz gibi temiz. Ha, pedallar Küba'da da oluyor. Böyle bastırılıp katlayayım. Böyle katlanabiliyor. Çok önemli bir şey değil bu. Her şeyde var. Ya farkı genel olarak akü farkı var. Bu aküsü değişmiyor. Sadece içini açabilirseniz şeyden buradan açılıyor içi, pardon kameradan şey etmişim. Şuradan içini açabilirsiniz. Bunun içinde jelli aküler var. Onlar var bir tek. Aynı arkada display, ön arkada dubleks var. 16x225 kullanılmış lastikler. Güzel lastiklerde herhangi bir sorun yok. Ayaklık sadece, ben bu ayaklığı takarken adam yuvasını bozmuş neredeyse somonun. Yani bayağı uğraşmış bu somonu, ne yaptıysa artık. Canı sağ olsun diyelim. Ha, tek yaprak aynı kol kullanılmış. Önde tabii ki de bunlarda vites uymuyor. Arkada da Shimano Tourney modeli kullanılmış. Kadro kulağıyla. Kadroyu sahip değilse bakın. Bir eksilisinden bahsetmemi isterseniz. Şurada kaynak var. Yani niye bunu kaynak attınız ki? Hani düz takabilirdiniz. Kaynağa gerek yoktu. Şu kablolar fileli. Türkiye'de bunlardan da yok. Bunlar da güzel bir olay. Arkadaşlar genel olarak söyleyeyim. Bu ürün alınır. Yani şu an 4 yıl ortalama aküsü götürüyor. Biz de bu yüzden aldık zaten bunu. İlanlarda şu an 14500'e dolap uygulamasından da 81 ile kargo yapıyoruz. Bilginiz olsun. Ön arka display, Shimano derece, 4 yıllık üstünde garanti aküsü. Koltuk da rahat, yaylı bir koltuğu var. Şöyle göstereyim. Yaylı bir koltuk var. Bu gidon da buradan direkt şöyle göstereyim. Ayarlayabiliyorsunuz gidon da buradan. Böyle küçültüp arttırabiliyorsunuz da gidonu, duruyor. Unutmadan geri takalım. Şimdilik kısık da kalsın, onu ben hallederim. Hem küçük boylular için de oluyor, hem de uzun insanlar için yapılabilir. Kontak olması bir tık iyi çünkü Türkiye'de çok fazla hırsızlık olayı var. Yurt dışında bu kadar değil en azından. Ben Yusuf. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenirseniz Instagram'ım açıklama kısmında ve yorumlarda sabitlenmiş kısımda takip edebilirsiniz. Teşekkür ederim.